Halka yayın yapıyor. Hayır. O yani şöyle diyorum. Şimdi İbrahim Müteferrit o kişilerin kim olduğunu lütfen mesela ben bilmiyorum. En cahiline göre anlatın. Şimdi tamam. Şeydeki 1798'de Fransa'nın Napolyon'u Mısır'a sefer açtıktan sonra bizim aramızda açıldı. Hı hı. Biz de Fransa'ya değil mi harp ilan ettik. O arada aradan iki gün geçtikten sonra hemen Fransız sefaretinde Fransa sefaret müsteşarı Ruffin'in elinden oradaki matbaa malzemesi el konuluyor. Bu matbaa malzemesi sonra mühendishane Hasköy'de kullanılıyor. Paris Anlaşması'ndan sonra da 1802 yanılmıyorsa anlaşmasından sonra Ruffin'in müsteşarın isteğinden o malzeme Fransızlara geri veriliyor. Demin sonra ne oluyor? Ha, onlarla bizim bastığımız kitaplar var. Yani mühendishane baskılarında şeyle gösterdiğim Vigier'in vesaire ki şu kitaplar işte Fransız matbaasında basılan bu harflerde de İbrahim Müteferrik Uğur Fatım bunlar da. Hayır. Değil. Bunlar değil. Fransızlar. Bunlar Fransa'dan getirilen şeyler. Kaligrafi meselesine genel örnekler. Bunlar müteferrikadan sonra kullanılan ilk hurufat. Bu arada yani ikinci müteferrika Raşid Efendi'nin arasında. Affedersiniz Turgut abi. Matbaada kullanılan. Hep kendi aramızda geçiyor konuşma. Kimse anlamıyor. Mesajlar geliyor. Efendim sizi anlayamıyorum. Üniversite mezunuyum. Ancak ne anlattığınızı anlayamıyorum. Bilgi alamıyorum. Sizi dinledikçe bildiklerimi sürekli kaybediyorum. Yani şöyle diyelim abi. Çok tekniğe girdik. Hurufat nedir? Neden bahsediyoruz? Ben karıştırdım. Şimdi bu tekniğe girmeyelim. Hurufat ne demek? Harfin çoğulu demek. Yani matbaa harfleri. Yani mütaharrik, hareket eden. Şu kullanılan edelim. Harfler efendim. Evet. Bunları hurufat derler çoğunluğa. Yani her matbaanın harfi kendine mahsustur. Müteferrikanın bastığı kitaplardaki harflerin dizaynı, şekilleri kendine mahsustur. Tabi şekil bir kalıp var. Fakat her matbaa bunu kendine göre biraz bunlarla oynar. Mesela nun şöyle çanak şeklindedir. Çanağı biraz genişletir, açar, daraltır. Matbaaya göre bunlar değişir. Bunları lütfen söyleyelim. Peki. Çok tekniğe de lütfen şimdi abi ona girmeden şeyi söyleyelim istersen. Orada demin onu eksik bıraktık. Şimdi Türkiye'de hep tartışılan konu şudur. Matbaa niye geç geldi? Evet. Yani sen onu bir anlatsana. Ha, yani şimdi matbaa Türkiye'ye niye geç geldi? Ben de şu soruyu soruyorum. Geldi de ne oldu? Yani işte gördüğümüz şu. İki raf. Evet. Yani şimdi matbaa, ilk İslam matbaası, ilk Türk matbaası yani 1727'de izin alıyor, 1729'da kitap basıyor. Daha sonra İbrahim Müteferrika ve ardından basılan kitaplar 18. yüzyılda 50 civarındadır. Yani şimdi matbaanın geç gelmesi veya erken gelmesi önemli değil. Önemli olan toplumsal altyapının hazır önemli. Olması. Yani, hayır şu açıdan. Sen bildiğin için önemli değil, yani, fakat niçin geç geldi önemli. Evet. Onu lütfen açıkla. Şimdi yani özellikle iki tane şey vardır. Daha önceki programlarda da bahsettik. İstanbul işte çok hattat vardı. Bu engel oldu diyor. Bu bir derece doğrudur. Fakat 90 bin hattat gibi bir rakam atıyorlar. 90 bin hattat uydurma olamaz. Bir rakamdır. Çünkü İstanbul'un nüfusu yani 90 bin hattat 5 kişilik aile olsa 450 bin eder İstanbul'un nüfusu. Şimdi ikinci şey din adamları engel oldu denilir matbaanın gelmesine. Yani ulema tam tersidir. Matbaa Şeyhülislam'ın fetvasıyla Yenişehirli Abdullah Efendi'nin fetvasıyla kurulmuştur. Ve işin en ilginci mesela bu Orhan Salih'in Orlin Sabeb'in kitabında kitapları kimin aldığını satın aldığını inceledi ve genelde kitapları satın alan ulemadır. Yani din adamlarıdır. Yani basılan kitapları da din adamları alıyor. Şimdi matbaa bana göre toplumsal bir ihtiyaç olarak duyulmadığı için geç geldi. Çünkü daha önce benim bildiğim sadece bir teşebbüs var. Yani o da yeni çıktı ortaya. Bizim biraz önce gelen Uğur Demir arkadaşımız buldu. 1690'lı yılların sonunda birisi bir matbaa kurmak istiyor. O zaman Fransa elçisi bunun uygun olmadığını söylüyor ve kitap basımında vazgeçiriyor. Fakat yani hiçbir zaman için yani benim bildiğim, Turgut abi yanlışsa düzeltir, matbaa kurmak istenilip de engel olunmuş gibi bir durum yok. Yalnız Üsküdar matbaası kapatılırken matbaaların çoğalırken bir engel var. O sonra. Yani sonra. Müteferrikadan önce bir yok. Teşebbüs var mı hiç? Yok. Hayır. Yok. Yok çünkü
ülkede Yahudi, Rum ve Ermeni ve Rum matbaaları var. Biz tabii bunların burada bizi ilgilendirdiği kadar ilk bastığı kitapların adını aldık. Halbuki burada basılan bir takım kitaplar var. Bu arada unutmayalım ki Luther'den sonraki mezhep meseleleriyle ilgili, yani Gutenberg basıncaya kadar da sanmayın ki her evde İncil, Tevrat bulunduğunu. Öyle bir şey de yoktu. Ufak doğa kitapları bulunuyordu. Belki de tümünün okunması istenmiyordu. Burada Avrupa'daki dini hareketleri de bize nasıl yansıdı ayrı bir konu. Onu da düşünmek lazım. Çünkü Avrupa'da baskı artıyor ama bir de papalığın 16. asırda bir indeks prohibitarum diye, değil mi? Bir yasak kitaplar listesi. Yasak kitaplar çıkıyor. Bakın. Şimdi bu 1960'a kadar bu şey yayınlandı. Yani 60'a kadar bir şey, bunu bir şeyin endeksin bir örneği olarak 1960'a kadar Papa'nın şeyden vazgeçildi. Bunun içindeki ayrıca hala piyasada da bulunan, yasaklanan kişiler, isimler, romancılar vesaire. Hepsi yıllarına göre tasnif edelim ki. Şimdi bunu niye söyledim? Bizde böyle bir yasaklama gözükmüyor. Matbaa da pek fazla değil yani. Değil mi? Matbaanın ürettikleri de pek fazla değil. İşte bütün lüzum görmüyorlar. Yani işte dediğimiz gibi müteferrih ve işin ilginç tarafı şu. Ben tamamıyla bu İbrahim Müteferrika matbaasına basılan kitapların müteferrika gayretiyle olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü öldükten sonra Kadı İbrahim ile Kadı Ahmet bir kitap basabiliyorlar. Evet, tak. Yani bu 17 kitap da İbrahim Müteferrika'nın insanüstü gayretiyle olmuştur. Yani ve o kadar işinin arası. Ve o kadar işinin. Çünkü ve bu diplomat, kar etmeden zar zor, bürokrat, her şey. Dağıstan'a yetiş olarak gidiyor yani. Yani o yaşta halinde düşün. Dağıstan'a. Refakat ediyor. Tabii. Şeye, adama. Tekirdağ'daki. Evet. Rakoçi'ye. Rakoçi'ye. Yani şehirleşmenin o dönemdeki fazla olmaması bizde kitap satılmasında engel olan hususlardan birisi. Ya toplumsal talep olmuyor maalesef. Yani bunun Türkçesi şu aslında. Biz okumayı sevmediğimiz için matbaa Türkiye'ye geç gelmiştir. Evet. Yani evet, çünkü matbaanın... bütün Arap harfli basılan kitap sayısı 50 binin biraz üzerinde. Matbaa arttıktan sonra da yasaklamalar zaten çok. Tabii. Matbaanın artma oranıyla daha sonra yasaklar geliyor. Tabii. İşte Çemberli Taş Hamamı'nda, Külhan'da yakılan kitaplar vesaire gibi. Abdülhamit zamanında. Evet. Şimdi burada şimdi bir parantez açabilir miyim izninizle? Bu anlamda ilk defa Erhan'la %100 hemfikir olacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Babinger'i biliyorsunuz. Babinger özellikle Osmanlı matbaasının kuruluşu ve başlangıcı İbrahim Müteferrika ile ilgili bir kitap yazmış. Burada inanılmaz çok hatalar var. Mesela tam bir Avrupalı bakış açısıyla Müslümanların neden kitap basmadığına dair gayet taraflı ve kötü bir şekilde ele alıyor. Orlov'un kitabı çıktıktan sonra. Son kitap şu yani. Evet. Ondan önce yazılan bütün kitapların yeri çöplüktür. Yok, orada bir tane ek latincesi var. Ben de tam bunu söylemeye çalışıyorum Murat Bey. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Babinger gibi yazarlar ki yıllarca okunuldu ve Batı tarafından Osmanlı matbaasına ve Osmanlı'da matbu tarihine hep bu gibi adamlar hegemonyası altındaydı. Yani maalesef kataloğu da o yaptı yalnız. Dolayısıyla Babinger. Babinger'in bakış açısı, tarih yazarlarını duyuyor. Tarih yazarları. Babinger'in bakış açısı Avrupa'da çok büyük bir ehemmiyeti vardı. Yani hep ya bu bakış açısıyla bakılıyor. Çok büyük bir alim. Alim tartışmıyoruz var. Burada bakış açısını. Ama Fatih'e karşı bakış açısı da öyle biliyorsunuz. Yani evet. Şeydir yani. Şimdi burada mesela Fuat Köprülü çok güzel bir şekilde zaten sizin dediklerinizi söylüyor. Bir, ulemanın aslında sanıldığı gibi karşı çıkmadığını. İki, tam da sizin söylediğiniz gibi halkın aslında çok da fazla muhabbetle mi denir?